Merhabalar sayın seyirciler. Parantez programıyla Meltem ekranlarında karşınızdayız. Yeni bir günde Türkiye'nin gündeminde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Dünya gündeminde birkaç başlık var. Onları da değerlendireceğiz ama Türkiye'nin Avrupa Birliği serüvenine yeni bir başlık eklendi. Tabii 60 yıldır kapısında beklediğimiz Avrupa Birliği sürekli Türkiye'den bir şeyler isterken Türkiye istikşafi görüşmeler için Yunanistan'la masaya oturmaya hazırlanıyor. Birkaç gündür konuşuyoruz ama bugün biraz daha detaylandırarak konuşmak istiyoruz. Yunanistan'ın şartlarını öne sürerek masaya oturacağını detaylarda görüyoruz. Haberinde aktaracağız. Dün aslında bir iki gündür Karabağ zirvesine, Moskova'da gerçekleşen Karabağ zirvesine konuşacağız demiştik. Detaylı olarak konuşamadık ama bugün detaylı olarak konuşmak istiyoruz. Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın bir masa etrafında gerçekleştirmiş olduğu zirveden neler çıktı? Tabii Putin-Erdoğan görüşmesinin tam da bu zaman dilimine denk gelmesi dikkat çeken bir yere sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin'le telefonda görüştü. Ne görüştüler? Bu iki haberi beraber değerlendireceğiz. Dün aslında Rauf Denktaş'ın vefatının 9. yıl dönümüyle ilgili biraz konuşmuştuk ama biraz daha detaylı olarak Rauf Denktaş ve Kıbrıs ekseninde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekseninde konuşmamız lazım. Ekonomiyle alakalı birkaç başlık var. Onları da değerlendireceğiz. Tabii Türkiye'de aşı tartışmaları yaşanırken, geldi gelecek derken, şimdi de ise aslında Türkiye'nin almış olduğu, Çin'den almış olduğu aşının ülkelere göre farklı etkiler gösterdiği tartışmalarına Türkiye başladı. Bunu da vaktimiz yeterse konuşacağız. Konuğumuz araştırmacı yazar Hasan Hüseyin Tekin. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. İlk başlığımız Yunanistan ile istikşafi görüşmeler olacak. Başlayalım isterseniz. Tamam. Sayın seyirciler, sonu olmayan AB seferine tam gaz devam eden Türkiye bu yolda vermiş olduğu birçok tavize rağmen hala daha kapı önünde bekletilmeye devam ediliyor. AB yaptırım uygulayacak mı, uygulamayacak mı derken şimdi geldiğimiz nokta Yunanistan'la istikşafi görüşmelere hazırlanmak oldu. İlk randevu 25 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleşecek. Türkiye'ye görüşme öncesi Oruç Reis'i Doğu Akdeniz'den çekti ancak Yunanistan'ın şartları var. Açık bir davette bulunmak istiyoruz. Bugün itibariyle Ocak ayı içinde ilk toplantısı gerçekleştirilmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere başlamaya davet ediyoruz. Yunanistan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun istikşafi görüşme talebine olumlu cevap verdi. İki ülke arasında daha 60 kez yapılan görüşmelerin 61.'si 25 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek. Biz ülke olarak uzun vadeli bir bakış açısıyla olumlu gündem oluşturmak ve ilişkilerimizi yeniden rayına oturtmak için hazırız. Görüşmelerden Türkiye umutlu ancak Yunanistan tarafının ön şartları var. Mısır ve İtalya ile ayrı ayrı imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmalarının görüşüldüğü parlamentoya seslenen Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, istikşafi görüşmelerde deniz yetki alanlarının belirlenmesi dışında hiçbir konuyu istişare etmeyeceğiz dedi. Türkiye, eylemlerinin bir sonucu olacağını her zaman bilmeli diyen Yunanistan Başbakanı, hükümetimiz en başından beri istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasını hedefliyordu. Burada altını çizmek isterim ki istikşafi görüşmeler müzakere değil, gayri resmi sohbetlerdir. Görüşmelerin yeniden başlaması için çerçevesinin belirlenmesi gerekir. Bu çerçeve gayet açıktı. Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölgesinde hiçbir şekilde keşif çalışması yapılmamalı ve kaldığımız noktadan devam etmeliyiz dedi. Ege'deki irili ufaklı pek çok ada Yunanistan tarafından işgal edilerek Lozan'a aykırı bir şekilde silahlandırılmıştı. Türkiye bu durumdan duyduğu rahatsızlığı zaman zaman dile getiriyordu. Yunanistan'ın bu yasa dışı adımlarının istikşafi görüşmelerde ele alınıp alınmayacağı sorusuna da cevap aranırken Yunanistan Başbakanı adaların ve ihtilaflı bölgelerin silahsızlandırılması konularının Türk tarafınca gündeme getirilmesi halinde bunları istişare etmeyeceklerini söyledi. Evet Hasan Bey, Yunanistan gayet cüretkar açıklamalar yapıyor istikşafi görüşmeler öncesinde. 25 Ocağı sayılı günler kaldı ama yani deniz yetki alanlarının dışında hiçbir şey konuşmayacağız. Bunun yanında adaların silahlandırılmasını istişare etmeyiz ifadesiyle beraber. Tabii Oruç Reis'in Akdeniz'e çekildiğini de burada
belirterek Yunanistan'ın şartlarını bu açıdan nasıl okuyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii yani öncelikle şunu ifade edeyim. İstikşafi ne demek? Yani bu çok kullanılan bir kelime. Yani keşif amaçlı görüşme demek. Yani istikşafi, yani Arapça'da olmayan aslında şu, bizim tarafından üretilen bir kelime. Ve yani keşif amaçlı yapılan görüşme, gayri resmi görüşme, yani resmi görüşmeler öncesi ön görüşme, yani anlamlarına da gelir. Şimdi bu 61.si yapılacak. Yani daha önce demek ki 60 defa böyle bir görüşme yapılmış bu konuda. Ve ilk görüşme 2002 yılında Ankara'da başladı. Son turu, yani 60. görüşme 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmış. Ondan sonra da böyle bir görüşme yapılmamış. Ve 2016 yılında da bu görüşmeler Yunanistan tarafından tek taraflı bir şekilde askıya alındı. Ondan sonra ilişkiler kesildi. Ve yani ilişkiler derken bu konudaki istikşafi görüşmeler kesildi. Ve ondan sonra da Yunanistan'la ilgili böyle bir şey yapılmadı. Peki ne oldu da şimdi Yunanistan'la tekrar istikşafi görüşmelerin yapılması isteniyor? Ve 61.sinde ne bekleniyor? Yani 61. görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak? Yani 60 tane görüşmeden bir şey çıkmadı da 61'den ne çıkacak? Şimdi burada Avrupa Birliği'nin baskısını görüyoruz. Çünkü Avrupa Birliği Yunanistan'ı Yunanistan olarak değil, Avrupa Birliği olarak görüyor zaten hukuken de böyle. Ve yine Yunan idarecilerin, siyasilerin ifade ettikleri gibi artık Türkiye'nin karşısında Yunanistan yok, Rum kesimi yok. Biz Türkiye'nin karşısında Avrupa Birliği'ni dikmeyi başardık. Peki ne isteyecekler Türkiye'den? Yani işte adaların silahsızlandırılması yok. Bir tarafta baktığınız zaman hani Türkiye'nin haklı olduğu konular yok. Batı Trakya'daki azınlık meselesi yok. İstikşafi görüşmelerdeki tek konunun Batı kıyılarındaki kara sularını 6 milden 12 mile çıkarma meselesi. Yani Yunanistan Ege Denizi'ndeki kara sularını 12 mile çıkarmaya çalışıyor. Bunun için görüşmeleri yapıyor. Yine bu konuda görüşmelerin bir an önce başlamasını Avrupa Birliği çok istiyor ve Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Petr Stanu diyor ki Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmeler aynı zamanda Türkiye-AB ilişkilerinin genel anlamda bir parçasıdır. Yani biz diyor hani arkasındayız Yunanistan'ın. Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması AB'nin beklediği bir gelişme. Yani Yunanistan-AB oturmuş, konuşmuş, anlaşmış ve bu konuda bir politika belirlemiş ve bu politikayı da Türkiye'ye dayatmak için işbirliği içerisindeler. Bunu da zaten gizlemiyorlar. Yine diyor ki yani bunlar 1947 yılından beri ilk defa Yunanistan topraklarını genişletecek. 47'de en son neyi aldılar? Adaları, 12 adayı İtalya'dan aldılar. O Yunanistan'ın genişlemesiydi. Şimdi başka bir ne geniş yani genişleme derken bizim adalarımızı aldılar. Belki onu konuşacaklar, resmileştirecekler. Eşek Adası, Bulamaç Adası gibi adalar. Bir de kara sularını 6 milden 12 mile çıkartırlarsa bu onlar için bir genişleme olacak. Herhalde bunu anlıyorlar anladığımız kadar. Diğer taraftan hükümet sözcüsü Hristos Tarantilis diyor ki İyon Denizi diyor onlar aslında Ege Denizi tabii. Kara sularının 12 mile çıkarılmasını öngören yasa tasarısının bu hafta mecliste görüşülmeye başlanacağını da açıklamış. Ondan sonra şimdi eğer bu karar olursa ilk defa yine Deutsche Welle kanalı diyor ki bu tarihi bir karar. Yunanistan bu bölgede kara sularını 12 mile çıkarıyor ve 1947'den beri ilk kez topraklarını genişletiyor. Helen Cumhuriyeti diğer egemenlik alanlarında da haklarını kullanma hakkını saklı tutmaktadır. Yani Avrupa Birliği'nin bakış açısı bu Yunanistan'la beraber. Yani bu fikir kapsamda, ekseninde evet. Masaya tabii, oturacak Yunanistan. Tabii. Yani zaten 60. görüşmeyi niye kestiler? Bir netice alamadılar. Şimdi şartlar tekrar değişti. Bu sefer Yunanistan olarak değil Avrupa Birliği olarak önümüze geliyor. Doğu Akdeniz'de önemli gelişmeler oldu ve Türkiye'yi tekrar sıkıştırma imkanı doğdu. Ve bunlar diyorlar ki o zaman tekrar başlayalım ve bu talep Türkiye'den gelmiyor, Yunanistan'dan gelmiyor. Bakın Avrupa Birliği'nden geliyor. Ve biz neden böyle bir istikşafi görüşmeye zorlandık, neden biz buna mecbur bırakıldık diye sorarsak şudur. Biz Avrupa Birliği'ne girmeye can atıyoruz ya.
Onlar da diyorlar ki madem ki girmek istiyorsunuz şu istikşafi görüşmeleri bir yapın bakalım. Yarın da şunu diyecekler. Zaten siz Avrupa Birliği'ne girmeye çalışmıyor musunuz? Evet. Önce şu kara sularını 12 mile çıkartın. Zaten Avrupa Birliği'ne sizi aldığımız zaman Karasu, yani Ege bir Avrupa Birliği denizi olacak. O zaman kara suları, mara suları şeyi de kalmayacak burada. Problemi de ortadan kalkacak. Ama siz önden bu kara sularını bir kabul edin, 12 mili kabul edin. Zaten 12 mili kabul ettiğimiz zaman Ege'den dışarı çıkamayacağız. Yunanistan izni olmadan. Pardon. Evet. Dolayısıyla yani önce Yunan istekleri, Rum istekleri efendim kabul edilecek. Ondan sonra bu beyefendiler arzu ederse biz Avrupa Birliği'ni alacak. Yani burada çok büyük bir tuzak var bakın. Çok çok büyük bir tuzak var. Yani şunu yapacaklar. Hem 12 mile çıkartacaklar kara sularını hem de bizi Avrupa Birliği'ne zaten almayacaklar. Plan bu. Zaten peki, alsalar bile bir faydası yok da hani evet. Ama plan bu. Peki burada Türkiye'nin aslında tezlerini de konuşalım istersen. Yunanistan'ın tezleri çok açık ve net. Yani masaya oturan Yunanistan ifadeniz yani giriş ifadeniz çok çarpıcı. Türkiye Avrupa Birliği baskısıyla Yunanistan'la bu görüşmeleri başlattığı ifadeniz ve bunun ardından Yunanistan'ın tezlerini tek tek sıralamanız bir temel oluşturdu. Peki Türkiye burada ne istiyor? Şimdi Yeni Mesaj gazetesinden gazeteci yazar Murat Çabas'ın yazı başlığı çok enteresan. Diyor ki istikşafi görüşmelerde Lozan'ı kaybetmeyelim. Peki Oruç Reis'i Doğu Akdeniz'den çeken Türkiye yani gayri resmi de olsa Yunanistan'la 61.sini yapacağı bu görüşmelerde masaya hangi başlıklarla oturacak? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz yaptığımız programlarda devamlı bunu vurguladık. Vurgulamaya devam edeceğiz. Çünkü başka bir şey yok elimizde. Ne demiştik? Türkiye'nin bu görüşmelerde yani sadece bu kara sularıyla ilgili değil, Batı Trakya ile de ilgili, adalarla ilgili, adalın silahsızlandırılması ile ilgili, efendim bütün meselelerle ilgili tek dayanağı Lozan'dır. Yani Lozan'ı kaybettiği zaman bundan hiçbirini savunamaz. Ve bu bizim zaten temel çıkış noktamızda. Dolayısıyla bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Yani Lozan eğer kaybedilirse efendim biz zaten Ege'de herhangi bir varlık göstermemiz söz konusu değil. Hani biz hani şimdi mesela 6 mili neye göre biz belirledik 6 mili? Neden 12 mili kabul etmiyoruz? Çünkü Lozan'da 6 mil efendim kabul edilmiş durumda. Hani Lozan'ın bir kazanımıdır bu. Ya yani biz hani 6 mili 5 mil yapabildik mi? 4 mil yapabildik mi? Hani Yunanistan'ın bu taleplerini sınırlayabildik mi? Yani. Hayır. Sınırlayamadık. Lozan hani eğer biz Lozan'ı beğenmiyoruz diyelim ki değil mi? Lozan'ı beğenmiyoruz. Lozan'dan daha iyisini yapalım diyorsak Lozan 6 mil yaptı. Yani Yunanistan'ın kara sularını yani adaların kara sularını 6 mile indirdi. Bize yakın adaların. Ha biz Lozan'ı beğenmiyoruz. Tamam buyurun. O zaman 6 mili 3 mile indirelim. Ha 3 mile indirirsek şunu diyebiliriz. Biz de buradan alkışlarız deriz ki ya Allah razı olsun. Bakın Yunanistan'ı daha da dar bir yere hapsetti. Yani Lozan'dan daha iyi bir şey yaptın sen. Ama şimdi Yunanistan 12 mil istiyor. Eğer 12 mil yapılırsa o zaman Lozan'ı devre dışı bırakmak diğer konularda da daha kolay olur. O zaman bizim batı sınırımız da tartışma konusu olur. Efendim adaların silahlanmasıyla ilgili meseleler de tartışma konusu Kıbrıs. Olur. Kıbrıs, Boğazlar, Boğazlar meselesi de İstanbul tartışma konusu olur. Patriğin ekümenik olmaması hani Lozan'a göre kuralı tartışma. Zaten hani patrik ekümenik gibi davranıyor da yani en azından hukuken ekümenik değil. Yarın hükümet değiştiği zaman bir hükümet gelir der ki kardeşim bir dakika Lozan'ı ben uyguluyorum dediği zaman en azından orada bir dayanağı olsun. Fakat siz bunu fiilen deldiğiniz zaman, yani Lozan'ı deldiğiniz zaman o zaman hani Türkiye'yi savunacak bir şeyiniz kalmaz. Bir hukuki dayanağınız bile kalmaz. Hani şimdi bugün şunu da dikkat çekmek lazım. Yunanistan aşırı derecede silahlanıyor. Yani girdiği ekonomik krize girdaba rağmen savunma bütçesinin 4-5 katını bu sene harcamış, geçen sene harcamış. Evet. Demek ki burada bir hazırlık var. Avrupa Birliği bir yerlere bir şey yapıyor, bir hazırlık yapıyor. Bu sadece hani bu tekrar edelim Yunanistan olarak düşünmemek lazım bunu. Tek başına Yunanistan meselesi değil bu. Yani bizim başta söylediğimiz hep şuydu. Yani meseleyi Türkiye Yunanistan olarak değil, Türkiye Avrupa Birliği. Hatta buna Amerika'yı da katabilirsiniz. Yani şu an karşımızda, masada oturduğumuzda aynen Lozan'da olduğu gibi Lozan'da kim karşımızda oturuyorsa aslında aynı kişilerin karşımızda oturduğunu
görüyoruz. Yani bize sevri dayatanlar bugün aslında işte Avrupa Birliği adıyla, Yunanistan adıyla istikşafi görüşmelerde aynı taleplerde bulunuyor. Hatta Lozan'a katılmayan Almanya, o dönem tabii o da mağlup devletlerden biriydi. O da şu anda karşımızda duruyor. Fransa'sı da duruyor, İngiltere'si de, hepsi duruyor. Yani biz aslında o şartları yaşıyoruz tekrar. Yani masa şartlarını diyelim, masadaki taraflar konuşuyoruz açısından. Ama Türkiye siyaseti, yani iktidarı ve muhalefeti Avrupa Birliği ekseninde, yani ilişkileri, işte biz Avrupa Birliği'nin bu politikalarını reddediyoruz. İktidar da bunları dile getiriyor. Yani Avrupa Birliği 60 yıldan beri bizi kapıda bekletiyor ve hiçbir dile getirdiği, söylediği hiçbir şeyi gerçekleştirmediği serzenişini iktidar yapıyor. Yani bizim burada konuşmamız hiçbir şey ifade etmez ama Türkiye siyaseti bu sizin dediğiniz göz ile, tarihi birikimi ile, yani bu derin analiz ile meseleleri değerlendiriyor mu sizce? Yani bizce, bunu bence da değerlendirmiyor. Bence değerlendirmiyor. Hani en büyük sıkıntımız bizim Avrupa Birliği'ne girmek için harcadığımız eforun bizim başımıza bu tip belaları getirdiğini, bizim başımıza bu tip sıkıntıları getirdiğini görmememiz. En büyük sıkıntı bu. Ve Avrupa Birliği macerasından dolayı biz bu istikşafi görüşmeleri reddedemiyoruz. Yani Avrupa Birliği Türk siyasetinin gözünü kör mü etti? Öyle derler ya, bu sevda bunların gözünü kör etti diye. Bu böyle bir şey mi? Maalesef öyle. Yani tabii böyle olmasını arzu etmeyiz ama şu var. Yani şimdi birisi size diyor ki gelin vatanınızı tartışmaya açacak görüşmeler başlatalım. Ya bu kadar ciddi mi? Gerçekten yani şey tabii olarak ki soruyor. Yani herkesin anlaması açısından soruyorum. Yani tabii bu kadar ki ciddi masaya oturuyorlar. Yani ben bunu anlıyorum. Yani eğer bunlar şunu diyorsa, kardeşim biz bu istikşafi görüşmelerde oturacağız. Sadece tek konu var. 6 mil nasıl 12 mil, 12 mil olacak? Yani 6 mili 12 mil yapmak için, kara sularını 6 milden 12 mile çıkartmak için, ki bunun anlamı da şudur, bakın tekrar edersek, Ege Denizi'nin tamamen bize kaparması anlamına geliyor. İzmir'den kalkan bir vapurun Antalya'ya gitme imkanı kalmaz. Yunanistan'dan izin almak zorundasınız. Sadece o değil, kıyılarınızda bulunan, yani kara sularda bulunan hiçbir madeni, hiçbir petrolü, hiçbir doğalgazı arama imkanınız olmaz. Çok büyük bir güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Balıkçılarınız bile orada artık hani İzmir körfezinin dışına çıkıp balık avlayamazlar. Çünkü orada hangi ada var? Sisam mıydı eski adıyla veya Sakız Adası ve şu an Yunanlar Sisam diyor galiba ona. Sakız Adası'ndan dolayı mesela Çeşme kıyıları tamamen kapanır. Çünkü hemen dibinizde Rodos Adası çok yakın. Efendim diğer adalar, Midilli Adası çok yakın. Yani bu adaların efendim karasuları 6 milden 12 mile çıkarıldığı zaman Türkiye'nin hani bir şehirden başka bir şehre deniz yoluyla ulaşımı mümkün olmaz. Yani bu deniz kuvvetlerimizi de hapseder. Efendim Ege'yi de hapseder, hiçbir şey yapma imkanınız kalmaz. Dolayısıyla bu hani vatanın geleceğiyle ilgili, güvenliğimizle ilgili bir mesele ve adamlar şunu söylüyor bize. Gelin diyor bu vatanınızla ilgili bu meseleyi tartışmaya açalım. İstikşafi görüşme bu. Yani bu böyle bir masaya niye oturuyoruz? Biz zaten Lozan'da kazandık bunu. Hani Lozan'ı neden tartışıyoruz? Ne oldu? Yani savaş mı kaybettik? Şartlar yani mı değişti? Batı dünyasının tartışmasını normal karşılıyoruz. Çünkü büyük bir hezimete uğradılar ama Türkiye'de bu tartışmaların yapılması. Mesela burada Türkiye'de Lozan tartışmaları yapılırken bu noktada en net mesajı ve duruşu siyasi olarak sergileyen Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanı Profesör Doktor Haydar Başbey o dönemde, bugün Sayın Hüseyin Baş 5. Genel Başkanı Bağımsız Türkiye Partisi'nin, diyor ki Lozan Antlaşması Türkiye'nin tapusudur ve devamında diyor ki adamlar Lozan ile Sevr'i bilmiyorlar. Atatürk Lozan'da Sevr'in maddelerini ayağının altına aldı. Yani bunu bizimkileri diyor, yani Türkiye'de yaşayan siyasi üst akıl denilen, siyasette öne çıkmış isimlere bu mesajı gönderiyor. Türkiye'de biz Sevr ile Lozan'ı bilmiyor muyuz? Yani Lozan'ı Sevr mi zannediyoruz? Şimdi tabii onun farkını bilmemek mümkün değil. Burada yani tekrar edecek olursak, yani biz kendimizi Avrupa Birliği siyasetine kaptırırsak olacak olan budur. Evet. Bir ülke böyle yönetilmez. Güvenliği bu şekilde kurgulanamaz. Yani Atatürk'ü dışlayarak, Lozan'ı dışlayarak, günümüzde Profesör Doktor Haydar Başbey'i dışlayarak hiçbir şey yapma şansınız yok. Onu ifade edelim. Yani bunu dışladığınız zaman yerine ne koyacaksınız? Önemli olan o. Hani ben koyacak şunu tekrar ediyorum. Lozan'ı dışladık, tamam.
Peki Lozan'ın hani Yunanistan adaları ile ilgili koyduğu 6 millik kara suları kuralını 3 mile indirebiliyor muyuz veya 5 mile indirebiliyor muyuz? Eğer indiremiyorsak neden tartışmayı açıyoruz? 2. Batı Trakya'daki haklarımızı genişletebiliyor muyuz? Hayır. Ekümenik meselesini halledebiliyor muyuz? Hayır. Yani biz bu tartışmayı neden açıyoruz? Ve bu tartışmayı bize zorlayan şey ne? İşte Batı'ya verdiğimiz tavizler, ekonomik problemler, ekonomik krizler ve maalesef Türkiye zorla masaya oturtuluyor. Yani zaten hani bu talep şimdi kimden geldi? Talep şeyden geldi. Efendim Avrupa Birliği'nden geldi. Türkiye'den gelmedi ki. Gelin diyorlar masa. Çünkü artık Doğu Akdeniz krizi biliyorsunuz. Biz Doğu Akdeniz krizini nasıl çözdük? Yani hükümet nasıl ilan etti kendi çözüm çerçevesinde? Biz de Libya ile ekonomik münhasır anlaşma imzaladık. Ve böylece Yunanistan'ın kalbine hançeri sapladık. Yunanistan artık efendim bir şey yapamaz. Müttefikleriyle arasında bir duvar ördük. Ve dolayısıyla bize saldırıyor dedik değil mi? Evet. Ne oldu? Peki Libya ile hani aramız mı bozuldu? Anlaşma mı bozuldu? Hani bu kurduğumuz bağ mı kesildi? Ne oldu? Duvar mı yıkıldı? Evet, Libya ile yapılan o anlaşma maalesef olmadı. Realize edemiyoruz ve Yunanistan şu anda bu konuda engellenemedi. Yani bu projeyle engellenemedi. O zaman şu ortaya çıkıyor Yunanistan, ama Türkiye'nin Libya'da atmış olduğu politika da Türkiye'nin politikası değildi. Ya onu bilmiyorum. Yani kendi politikan, yani kendi politikanız olabilir ama yanlış olabilir. Ve başkasının politikası olabilir ama netice itibariyle biz Libya'yla hani bir adım attık ve dedik ki biz Libya'yla denizde sınır komşusuyuz. Mavi Vatan'da deniz sınır komşusuyuz ve biz bu adımla beraber artık Yunanistan'ın işini bitirdik. Bunu ilan ettik dünyaya. Hani haritalar çizildi, şekiller çizildi. İşte Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı münhasır ekonomik anlaşmanın bu anlaşmayla beraber hakim olduğunu, işe yaramaz, işlevsel olmadığını anlattık. Fakat ne oldu? Libya'daki tablo bizim istediğimiz şekilde gitmedi. Libya'da taraflar barıştı ve şu anda Libya ile ilgili bir adım atamıyoruz. Peki. Dolayısıyla Yunanistan bu girdaptan, yani bu Türkiye'nin çizdiği çerçeveden çıkıp artık atağa geçti benim anladığım kadar ve silahlanıyor bir taraftan da Avrupa Birliği'ni yanına alarak işte bu 12 mili dayatıyor. Çünkü 12 mili bize dayattığı zaman bizim Doğu Akdeniz'de hareket alanı kalmayacak. Yani herhangi bir gemimizi bir sondaja gönderemeyeceğiz. Çünkü oradan geçime geçemiyorsun. Evet. Şimdi Hasan Bey, siz Libya meselesinde de Atatürk ekseninde bir politika izlenmesi gerektiğini vurgulamıştınız. Şimdi aslında Türkiye ne yaparsa nelerin olacağını ifade ediyorsunuz. Yani AB ekseninde Yunanistan'ın talepleri doğrultusunda eğer bunlar hayata geçerse neticesini aslında çok hayati örneklerle veriyorsunuz. Peki şu ifadeniz de çok çarpıcı. Diyorsunuz ki Türkiye istikşafi görüşmelerin ötesinde Avrupa Birliği ile ve Yunanistan'la masaya Lozan ve Atatürk başlığıyla ekseninde oturursa bunların hiçbirisi olmaz. Peki bunun aslında olacağını da konuşun lütfen. Türkiye Cumhuriyeti Devleti masaya, Avrupa Birliği ile masaya, Yunanistan'la masaya Lozan Antlaşması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk siyasetiyle oturursa Türkiye ne kazanır, ne elde eder? Ya bir defa haklarını elde eder. Yani bir defa bizim öncelikli hedefimiz mevcut haklarımızı korumak. Şimdi görüşmeler nasıl yapılır? Şimdi neticede masa kurulur ve herkes önce kendi elindeki haklarını korumaya çalışır. Öncelik hedef budur. İkincisi, bir şeyler koparabilirse karşıdan onu dener. Netice masada oturanların yetkin, yani normal olarak baktığınız zaman yetkin insanlar olduğunu, derslerine çalışmış olduğunu, meseleye vakıf olduklarını, geçmişi, tarihi, hukuku, deniz hukukunu veya işte geçmişte yapılan efendim uluslararası anlaşmaları çok iyi bildiğine inanılır, kabul edilir. Çünkü cahil bir insanın oturtulması biraz sıkıntılı olur. Dolayısıyla o masaya oturulur ve devlet aklı, yani bütün devlet kendi aklını, kendi birikimini, kendi gücünü, her şeysini o masaya koyar. Ve bu şekilde bir satranç oynanır. Şimdi öncelikle
Bizim o satranç tahtasındaki en önemli kozumuz nedir bizim? Hani vezirimiz diyelim, şahımız. Oradaki şahımız Lozan Anlaşması. Lozan Anlaşması düşürdüğün zaman her şey biter. Yani ne yapacaksın? Şimdi Lozan'ı düşürdün. Neyi konuşacağız ondan sonra? Hani şimdi burada dayandığımız bir yer var. Yani Lozan Anlaşması'nı biz masaya koyduğumuzda Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin diyeceği bir şey var mı? Normal şartlarda yok. Ama anlaşmaların kağıt üzerinde kalmaması için anlaşmanın arkasında durmak lazım. Şimdi mesela siz de hani bir kira anlaşması da yapabilirsiniz, bir alım satım anlaşması da yapabilirsiniz. Paranızı ödediğiniz halde eğer satın aldığınız şeyi teslim alamazsanız ne olur? Anlaşma var, para var. Yani tek taraflı bir şey var ortada. Bir taraf tek taraflı ödeme yapmış fakat alacağını alamıyorsa evet o anlaşma var. Doğru ama anlaşmanın şartları yerine gelmemiş olur. Şimdi biz ne yapmamız lazım? Elimizde Lozan var ama Eşek Adası yok, Bulamaç Adası yok. Onlar normal şartlarda anlaşmanın şartları çerçevesinde bizim adalarımız. Ama bu süreçte meydana geldi. Yani o sonradan meydana gelen meseleler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün kazanımlarıyla beraber Türkiye'nin tapusu olarak Lozan'ı dünyaya kabul ettirdi. Ama bu son dönemde, yani bu çeyrek asırlık dönemi konuşuyoruz aslında. Çeyrek asırlık dönemde Lozan'ı reddeden Avrupa'yı değil, Lozan'ın maddelerini o sizin ifadenizle beraber bir bedel ödemiş ve bu bedel karşılığında hakkı malum olan tarafın reddi meselesini konuşuyoruz. Bu daha sıkıntılı bir mesele değil mi? İşte burada eğer dediğimiz gibi yani bu hukuki belgeye dayanarak ve bu hukuki belgenin arkasında askeri olarak, devlet olarak yani her türlü milli güç unsurlarla arkasına durmazsanız anlaşmalar hani batılıların ifadesiyle bozulmak için var. Hatta orada mesela Lord Curzon'un Ünani'ye verdiği çok önemli bir cevap var biliyorsunuz. Diyor ki Ünani'ye tamam diyor siz diyor dayattınız kapitülasyonlar meselesi, azınlık meselesi, boğazlar meselesi hepsini diyor neticede istediğiniz gibi yaptınız diyor. Fakat diyor yarın gelecekseniz bizden borç isteyeceksiniz biz de bu Lozan'ı geçersiz kılacağız. Lozan'ı geçersiz kılacağız diye meşhur bir sözü var. Şimdi ama Atatürk Lozan'ı geçersiz kıldırmadı. Yani Lozan'ı deldirmedi. Arkasında durdu, efendim ekonomik reformlar yaptı, toplumsal devrimler yaptı, inkılaplar yaptı ve baktığınız zaman Lozan'ın arkasında duracak bir irade, bir ordu, bir deniz gücü, bir ekonomik güç, bir efendim fabrika, bir tarım meselesi, yani tarım anlayışı, evet. Bir millet anlayışı ortaya kondu. Eğer bu yapılmamış olsaydı zaten Lozan o gün kağıt üstünde kalırdı, doğru. Fakat yaptığınız anlaşmanın arkasında ciddi anlamda durabildiğiniz zaman hiç kimse sizi yerinizden oynatamaz. Yani bu her konuda böyledir. Yani özel hukukta da böyledir, şahsi hukukta da böyledir. Diyelim ki sizin işte diyelim ki Ege'de bağınız, bahçeniz var. 100 dönüm, 500 dönüm. Tapu da sizin hakkınız değil mi? Fakat birisi gitti orada bina yaptı, biri gitti meyvesini topladı, biri ağacını kesti. Fakat siz burada durup hiçbir şey yapmazsanız evet tapunuz var ama kağıt üstünde, sadece kağıt olarak sizde duruyor. Fakat oraya gidip etrafını çevirirseniz, bekçiyi koyarsanız, geleni gideni kontrol ederseniz, efendim orada inşaat yapmaya geleni engellerseniz değil mi? Meyvenizi çalanı gönderirseniz, mahkemeye verirseniz ne olur? O zaman yani hakkınızı ne yapmış olursunuz? Fiilen de korumuş olursunuz. Hakkınız kağıt üstünde kalmaz. Yani aynen bunun gibidir anlaşmalar. Yani evet anlaşma yaptınız, arkasında durmadınız. O anlaşmanın hiçbir anlamı yok. Hatta bazı ülkeler anlaşma yapmadıkları halde, ortada bir anlaşma olduğu halde defakto deniyor ya buna. Yani fiili durum oluşturarak, defakto durum oluşturarak, fiili durum oluşturarak sonra bunu hukuki bir duruma çeviriyorlar. Genellikle zaten Batılıların yaptığı iş budur. Yani bir yeri işgal ediyorlar önce. Sonra diyorlar ki ya burası bizimdir. Aradan aylar, yıllar geçiyor. Bir konferans bir şey yapıyorlar, bir toplantı yapıyorlar. Sonra aralarında anlaşıyorlar. Her taraf, herkes çaldığı şeyi hukuki hale getiriyor veya aldığı yerleri hukuki hale getiriyor. Ve sonra da onlar da diyor ki ya zaten benim, hani burası benim hakkım diyor. Hiç kimse de bir şey yapamıyor. Yani bizim buna meydan vermememiz lazım. Yani fiili bir duruma meydan vermememiz lazım ama biz birçok fiili duruma meydan verdik. Mesela adalar silahlandı. O fiili duruma meydan vermeyecektik. Adalarımız işgal edildi. Fiili duruma meydan vermeyecektik. Şimdi oradan güç alarak acaba biraz daha ileri gidersek ne olur diye devamlı bizi test ediyorlar. Evet.
Hani meşhur bir başbakanımız vardı ya, diyordu hiç kimse bizi test etmeye kalkışmasın. Kalkıştılar, test ettiler, bir şey yapamadınız. Dolayısıyla daha da ileri gidiyorlar. Yani olay bu esasında. Şimdi Karabağ'a bakalım isterseniz. Yani Türkiye aslında bir tarafta Azerbaycan'ın uzun yıllar sonra Türk dünyasının almış olduğu bu zafer ile gururlanırken, diğer tarafta Türkiye Lozan ile kazanımlarını Batı dünyasına masada tartışma konusu yapıldığı konuşuluyor. Bunlar artık tartışılıyor. Bu çok aslında kritik bir dönem herhalde. Karabağ meselesini birkaç gündür konuşamıyorduk. Bu konu tam da yerine geldi herhalde. Bunu konuşalım. Sayın seyirciler, Ermenistan'ın saldırısı sonucu başlayan Karabağ'daki savaş 44 gün sürmüş. Sonucunda Azerbaycan'ın şanlı zaferiyle sonuçlanmıştı. Savaş sonrası Azerbaycan ve Ermenistan liderleri Moskova'da buluştu. Putin'in ev sahipliği yaptığı zirvede Karabağ konusunda yeni bir anlaşma imzalandı. Putin, Aliyev ve Paşinyan'ı Moskova'da aynı masaya oturttu. Dağlık Karabağ konusundaki üçlü görüşme yaklaşık 4 saat sürdü. Zirve sonrası Dağlık Karabağ'ın ekonomik ve ulaşım bağlantılarını geliştirmek için ortak bildiri imzalandı. Bildiride üçlü bir çalışma grubu oluşturulacağı ve bu çalışma grubuna 3 ülkenin başbakan yardımcılarının başkanlık edeceği aktarıldı. В зоне ответственности российских миротворцев действует. Çalışma grubu ilk toplantısını 30 Ocak'ta yapacak. Görüşmenin ardından Kremlin Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. 10 ноября говорит о том, что мы настроены. Önce Putin konuştu. Rus lider, bugünkü görüşmeyi son derece önemli ve faydalı buluyorum. Zira bölgedeki durumun geliştirilmesi, yani ekonomik bağların ve altyapı projelerinin geliştirilmesi konusunda mutabakat sağlayıp ortak açıklama imzalayabildik dedi. Социальной инфраструктуры. Сегодняшнюю встречу. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise ateşkes anlaşmasının üzerinden 2 ay geçti. 10 Kasım bildirisini imzalayan liderler olarak Moskova'da buluştuk. Bugün imzaladığımız mutabakat bizim ileriye dönük hedeflerimiz olan ulaşım ve iletişim kanalları açılmasını sağlayacak. Bu kanalların açılması Azerbaycan, Ermenistan, Rusya ve komşu ülkelerin çıkarına hizmet edecek. Bundan hızlı sonuç elde etmek için çaba göstermeliyiz. 10 Kasım'da imzalanan anlaşma başarıyla uygulanıyor. Büyük kısmı hayata geçirildi. Anlaşma başarıyla gerçekleşiyor ifadelerini kullandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Dağlık Karabağ'da yapılan anlaşmayı değerlendirerek elbette ateşkesi sağlamayı başardık ancak çözülmesi gereken pek çok sorun var. Bunlardan birisi de Dağlık Karabağ'ın statüsüdür. Bugünkü açıklama gerçekten önemli ve bu açıklamadaki mutabakatların hayata geçirilmesi bölgenin ekonomik görünümünü değiştirebilir. Ekonomik yenilikler de daha güvenilir, güvenlik garantilerini beraberinde getirebilir dedi. После интенсивных, в том числе, как вы помните, и ночных. Tabii bu birkaç gün öncenin haberiydi, görüşmesiydi. Görüşmediğimiz için bu hatırlatmayı yapmak istedik. Şimdi bir haber daha var. Moskova'da yapılan Karabağ görüşmesine ev sahipliği yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Moskova görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Görüşmede Karabağ ve aşı konuları vardı. İkili ilişkiler de konuşuldu. Bakalım detaylarda neler var. Moskova'da Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle Karabağ'a görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin bir görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Dağlık Karabağ konusundaki gelişmelerle ateşkesin kontrolü ve denetimine yönelik Türk-Rus ortak merkezine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin bölge istikrarı ve barışı adına açılan yeni dönemde gereken katkı ve desteği sağlayacağını ifade etti. İlgili gelişmeler sebebiyle Dağlık Karabağ'da Azerbaycanlıların ve Ermenilerin barış gücüne veya gözlem faaliyetine ihtiyaç duymadan birlikte yaşamasını sağlayacak şartları oluşturmak istediklerini belirten Erdoğan, bu gerçekleştiğinde tüm dünyaya Türk-Rus ortaklarının yapıcı sonuçlarını bir kez daha göstermiş olacaklarını dile getirdi. Atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar. Görüşmede koronavirüs aşısı üretim planları da ele alındı. Kremlin'in açıklamasına göre ise Putin'le Erdoğan, telefon görüşmelerinin ikili ilişkileri ilgilendiren kısmındaysa karşılıklı ticaret hacminin arttırılması, kilit alanlardaki işbirliğinin genişletilmesi, ayrıca ortak aşı üretimi ve kullanımı dahil olmak üzere koronavirüs pandemisiyle ilgili sorunlara odaklandılar.
Evet, Karabağ zirvesinde şimdi beden dilini bir konuşalım. Hiç şey yapamadık, vakitimiz kalmadı, konuşamadık. Evet. Paşinyan çok sıkıntılı. Yani zirve başından sonuna kadar ayaktaki toplantı sonrası yapılan açıklamalara kadar çok sıkıntılı bir beden dili var. Önce liderlerin duruşlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Rusya bir masa etrafında Azerbaycan'ı ve Ermenistan'ı oturttu. Minsk grubu yoktu. Siz bir iki gün bunun üzerinde durdunuz. Bu açıdan önce değerlendirelim. Ardından Erdoğan-Putin görüşmesini konuşalım. Tabii vücut dili beklenen bir vücut diliydi. Yani Paşinyan'ı orada tutup hani nasıl diyeyim sana yani hava atacak hali yoktu. Yani yenilmiş, bozguna uğramış, bütün efendim hayalleri suya düşmüş. Hani tokat yemiş adeta ve hakaret işitmiş İlham Aliyev'den efendim birisinin tabii ki hali bu olur. Diğer taraftan Aliyev son derece rahat ve Paşinyan konuşurken ona hani sırtını dönecek kadar diğer tarafa bakan son derece rahat bir görünüm ortaya koydu. Tabii burada Minsk grubunun lağvedildiğini artık hiçbir efendim anlamı yok. Anlamının kalmadığının resmidir aslında bu yani tam olarak. Şimdi burada Rusya neyi amaçlamıştı? Rusya Amerika'yı, Avrupa Birliği'ni bu bölgenin uzaklaştırmak için aslında bu harekatı yaptı. Ve gerçekten uzaklaştırdı. Şimdi de neyi konuşuyorlar? İşte Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, İran, Türkiye işte ve Gürcistan'ın içerisinde olduğu bir hani bölgenin ulaşım hattının kurulması, işte ekonomik işbirlikleri vesaire bunlar konuşuluyor şu anda. Yani burada baktığınız zaman Rusya'nın efendim tam olarak inisiyatifi sağladığını yani istediğini elde ettiğini görüyoruz. Geçen hani bir Azerbaycanlı yorumcu, tabii bunlar hani şöyle diyordu ya işte efendim bu yeni bir şey değil. Yani hiç kimse demesin Rusya kazandı, Rusya hakim oldu. Hayır. Yani Rusya kazandı derken tabii ki Rusya bu bölgenin hakimiydi önceden ama şunu yaptı. Hani Ermenistan'a karışan, Ermenistan'ı kendi tarafına çekmeye Soros parasıyla, Soros fonlarıyla devreye giren Amerika'yı devre dışı bıraktı. Yani bu çok önemli bir şey. Evet. Yani bir güvenlik anlayışı olarak hani önlemek ödemekten daha kolaydır, daha az maliyettir prensibinden yola çıkarsanız yani Amerika'nın oraya gelip veya Ermenistan'ı kullanıp orada bazı girişimlerde bulunması Rusya'nın hani belki 10 yıllar boyunca def edemeyeceği veya işte önleyemeyeceği bir problem oluşturacaktı. Ama bu problemi gördüler. Daha problem yaklaşmadan hani daha finansal ayağı inşa edilmişken çünkü önce bunlar biliyorsunuz önce paralarıyla gelirler. Bizim için de hep konuşuyoruz ya. Önce paralarıyla gelir. Paralarını gördüler. Paralarının gelmesi demek ardından kendilerinin, ordularının bazı şeylerin gelmesi demek olduğuna göre paraları gördüler anında müdahale ettiler. Yani ilk aşamada müdahale ettiler. Ve çok kolaylıkla ne yaptılar? Bertaraf ettiler. Tabii Putin burada neyi kullandı? Azerbaycan-Ermenistan ihtilafını kullandı. Zaten hani Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağı resmi olarak. Evet. Hani az önce dedi ki anlaşmalar realize edilirse bir anlam taşıyor. Şimdi normal şartlarda Karabağ kimin tapusu? Azerbaycan'ın tapusu. Fakat Ermenistan işgalci olduğu için ve Azerbaycan'ın onu oradan çıkartacak belki askeri gücü vardı ama siyasi gücü yoktu. Hani ne diyor hani trend yani veya konjonktür müsait değildi. Konjonktür müsait olmadığı için kendisine ait olan bu topraklara gidip yerleşemiyordu. Yani askeri olarak Ermenistan'ı devamlı yenebilecek güçteydi. Fakat konjonktür müsait etmiyor. Yani Rusya kabul etmiyordu. Rusya'nın gücü yoktu. Amerika hani özellikle 90 sonrası şeye hakimdi, bölgeye hakimdi. Dolayısıyla konjonktür de müsaade etmediği için kendi topraklarına ne yapıyordu? Erişemiyordu. Fakat konjonktür de müsait olunca, Putin de okey verince, onay verince ne oldu? Azerbaycan kendi topraklarını, kendi tapusunu kurtardı ve böylece çok net bir duruş ortaya koydu. Dikkat edin Paşinyan ne diyor? Evet diyor meseleler çözüldü ama işte Dağlık Karabağ statüsünü konuşmamız lazım. Yani şunu diyebiliyor mu ya Azerbaycan benim topraklarımı işgal etti oradan çıksın diyebiliyor mu? Evet. Çünkü işgalci olduğunu o da biliyor. Burada işte bütün mesele haklarınızı koruyabilecek güce, siyasete, anlayışa sahip olmanız. Bakın az önce konuştuğumuz meselede Yunanistan aynı şeyi yapıyor. Yani Yunanistan burada hakkı olmadığını biliyor.
Bakın Yunanistan o adaları işgal ederken kara sularını 12 mile çıkartma çabasını ortaya koyarken bunun bir hak olmadığını, bir anlaşmaya dayanmadığını çok iyi biliyor. Sadece şunu söylüyor. Ben diyor Avrupa Birliği ile geleceğim diyor. Artık diyor güçlendim diyor. Silahlarımı yeniledim, silahlara yatırım yaptım. Avrupa Birliği beni destekliyor. Konjonktür buna çok uygun. Dolayısıyla ben de diyor şimdi karşınıza dikildim diyor. İşte biz bu aşamaya gelmemesi için uğraşmamız gerekiyordu. Yani nasıl ki Putin Soros'un parası Ermenistan'a girdiği andan itibaren düğmeye bastı. Biz de Avrupa Birliği bunlara böyle bir veya Yunanistan böyle bir adım attığı anda biz ona tepki göstermemiz lazımdı. Bunu biz Kardak kayalıklarında yaptık. Kardak kayalıklarında ne oldu? Yunanistan o kayalıklara, bakın kayalık orası hani yerleşime de uygun değil. Adı üstünde. Efendim Yunanistan oraya yerleşme, efendim bayrak dikme, efendim niyetini ortaya koyduğu anda Türk Silahlı Kuvvetleri müdahale etti. Efendim sualtı taarruz komandolarımız ne yaptılar? Müdahale ettiler ve Kardak kıyılarını, Kardağı, kayaları Yunanistan'a ne yapmadılar? Vermediler. Orada şu mesaj vardı. Ben bir çakıl taşı bile vermeyeceğim. O zaman Başbakan Çiller de aynen bu ifadeyi kullanmıştı. Dolayısıyla bu bir kararlılıktır işte. Yani ama siz eğer Eşek Adası, Bulamaç Adası, diğer adaları vermeye başlarsanız bunlar o zaman der ki ya bunlar demek ki bazı şeylerden taviz vermek veyahut da hani yani bu gibi bir tavizleri verenler daha büyük tavizler de verebilir. Tabii. Demek ki gidecek yolumuz var. Evet. Bizim bu konuda gidecek yolumuz var diye bir düşünceye biz onları sevk etmiş olabiliriz. En tehlikeli şey de budur. Şimdi burada diğer meseleye dönersek şimdi Putin ne yaptı? Amerika'yı Avrupa Birliği'ni uzaklaştırdı. Yani yeni bir Ukrayna olmasını önledi. Çok enteresan. Amerika ve Avrupa Birliği yani Fransa yani Macron bu son dönemde yani çok fevri çıkışlarıyla ön plana çıkan bir siyasetçi olarak görünürdü. Sivrildi evet. Sivrilirdi ama Karabağ meselesinde biz Macron'u hiçbir yerde göremedik. Amerika hiçbir yerde. Bu çok enteresan bir durum değil mi? Çünkü hani Rusya'nın uyguladığı plan kusursuzdu onun için. Kusursuz bir plan uyguladı. Orada Dağlık Karabağ'ın tamamını da Azerbaycan'a vermedi. Aslında o taraf da Azerbaycan'ın hakkı biliyorsunuz. Hı hı. Orada da Ermenistan'a bir şey bıraktı. Orada da yine bir ihtilaflı bir yer bıraktı. Yani yarın Ermenistan başka bir şeye kalkışırsa onu da elinden alacak. Yani bunlar hep hesap ediliyor. Tam bir mühendislik gibi. Ve buradan Azerbaycan faydalandı. Yani konjonktürden faydalandı. Topraklarını kurtardı. Türkiye ile erişimini şu an sağlamak için görüşmeler yapıyor. Yani şu an işte Nahçıvan'dan giren bir trenin işte o yolu kat ederek Laçin koridorunun güneyinden geçerek Azerbaycan'a dolayısıyla Türk dünyasına doğrudan erişimi sağlanabilecek. Diğer taraftan yine Ermenistan üzerinden kurulacak demir yollarıyla, hatlarla beraber yine Ermenistan'da hani Batı'nın etkisinden kurtarılabilirse yani tam olarak yani Rusya tam politikasını uygulayabilirse bu sefer orada bir barış efendim projesi uygulanacak. Ve biz tabii bu işi de takipçiyiz. Bakacağız acaba ondan sonra savaş tamtamları çalacak mı? Gerilimler artacak mı? Yoksa azalacak mı? Eğer gerilim tamamen ortadan kalkarsa bu bölge için de çok iyi olur. Tahmin ediyoruz böyle olacak. Çünkü hani Batılıların karışmadığı, Amerika'nın karışmadığı, Fransa'nın karışmadığı yerlerin genellikle sakin, huzurlu yer olduğunu artık biliyoruz. Hatta Latin Amerika'da önemli bir söz var. Diyorlar ki neden Amerika'da askeri darbe olmuyor? Cevap şu, çünkü diyor orada Amerikan Büyükelçiliği yok. Evet. Öyle bir şey var, cevabı var. Şimdi gerçi o da oldu. Yani herhalde Amerikan Büyükelçiliğini koymaya başlarlar. Şimdi dolayısıyla Amerika'nın girmediği yerde zaten problem olmuyor. Şu anda baktığınız zaman dünya böyle bir yer. Onun için Minsk grubu dağıldı, lağvedildi. Tabii burada Türkiye hani biraz işin dışında kaldı. Hani zaten evet, konuşuyorduk. Onu konuşalım. Bunu. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin görüşmesi de kritik bir zamanlama içerisinde aşı diğer başlıklar görüşülmüş ama bu işin merkezinde tabii ki Karabağ ve bölgedeki gelişmeler de var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu telefon görüşmesini? Tabii her ne kadar Türkiye savaş yani sürecinde İHA'larla SİHA'larla Azerbaycan'a destek oldu. Sadece o değil siyasi destek verdi, basın desteği verdi, moral desteği verdi. Gerçekten önemli bir destek verdi. Tabii bilmediğimiz birçok destekler de verilmiş olabilir ki
verilmesi de gerekir zaten. Yani iki devlet bir millet anlayışıyla hareket edildi. Ama neticede oyun kuran Rusya olduğu için o masada biz yer alamadık. Yani onu kabul etmemiz lazım. Biz zaten bu tahminimizi söylüyorduk, hatırlarsan. Yani Türkiye'de çok üstüne gitmedi. Yani bir iki defa dillendirdi. Yani biz de o masadayız. Karabağ meselesinde biz de masada olmamız gerekir, olacağız. Birkaç defa dillendirildi. Ondan sonra dillendirilmedi. İşte bazı yorumcuları dinledim. Onlar da şey diyorlar. Yani Azerbaycan masada olması demek, Türkiye'nin olması demektir şeklinde ama... Yani tabii bu Ermenistan açısından da bir dengesizlik oluştururdu. Yani işte Türkiye, hani zaten Rusya var, hani Türkiye'ye ne gerek var gibisinden. Yani diye itiraf edelim ki yani şimdi Putin hani bu zaferi kendisine mal etmek istiyor. Yani mal etmek istese de bu işin neticesinde bu zafer Rusya'nın zaferi oldu. Ama şu açıdan sormak istiyorum Hasan Bey. Şimdi biz Karabağ meselesini konuştuğumuzdan beri aklıma gelen şu. Rusya iki başlıktan dolayı Karabağ'da kazandı diye ben şahsen düşünüyorum. Nedir? Rusya aslında uzun yıllardır bölgede nasıl bir dış politikası izlenmesi gerekir fikrini ortaya koyan Profesör Doktor Haydarbaş'ın dış politika görüşünü hayata geçirdi. Nedir o? Bölgedeki meseleler, bölgedeki ülkeler tarafından çözüme ulaştırılırsa neticeye varır. Bu birincisi. Rusya bunu son dönemde özellikle 2010'dan sonra çok dikkatli bir şekilde uygulamaya çalışıyor, hayata geçiriyor. Suriye'de ki Rus heyetinin Profesör Doktor Haydarbaş'tan almış olduğu Orta Doğu politikasıyla alakalı dokümanlardan sonra yani belgelerden sonra çok enteresan bir politika uygulamaya başladı. Benim aklıma gelen bu birinci madde. İkinci madde ise şimdi herkes diyor ki tamam bölgedeki ülkeler tarafından bu iş çözüldü ama bu işin en karlısı Rusya çıktı. Evet Rusya çıktı çünkü milli ekonomi modelini uygulayan Rusya bölgesinde ve dünyada en güçlü devlet olma kabiliyetine kavuştu. Yani şimdi bunu bölgedeki ülkeler kendi adlarına düşünmeleri gerekmez mi? Bölgedeki meseleleri Türkiye'de, efendim Suriye'de, İran'da, Irak'ta, Azerbaycan'da masaya otursun. Biz bölge meselelerimizi bölgedeki ülkelerle mi çözmeye çalışıyoruz ya yoksa ABD Avrupa ülkeleriyle mi çözmeye çalışıyoruz? Tabii. Bölgedeki ekonomik gücümüzü, bağımsızlığımızı milli bir ekonomiyle mi temin ediyoruz yoksa Avrupa'dan, Amerika'dan gelecek yardımlarla mı şekillendirmeye çalışıyoruz? Bu açıdan değerlendirmek gerekirse peki meseleyi nereye koymak tabii lazım? Tabii şimdi zaten sizin ifade ettiğiniz şey işin merkezini oluşturuyor. Yani milli ekonomi modeli şunu ortaya koyuyor. Diyor ki bütün devletler bağımsızdır. Bağımsız olması lazım. Bağımsız olması için de kendi milli paralarıyla hareket etmesi lazım. Dikkat edin. Ermenistan krizi nasıl başladı? Soros parasıyla başladı. Parayla başladı. Dikkat edin. Yani parayla güvenlik arasında direkt bir ilişki var. Ukrayna meselesi nasıl başladı? Soros parasıyla başladı. Gürcistan'da Soros parasıyla. Eminim yani Libya'dır, Suriye'de, her yerde, yani terörün olduğu her yerde Soros parası var. Şimdi milli ekonomi modeli en önemli hani vasfı yani daha doğrusu vaaz ettiği şey bütün ülkelerin bağımsız olması gerektiği ve bütün ülkelerin kendi menfaatleri çerçevesinde hareket etmesi, bağımlılık ilişkisi kurmaması üzerine ve dolayısıyla bu neyi getiriyor? Bu başka ülkelerin, üçüncü ülkelerin meseleye dahil olmasını önlüyor aslında. Bakın dahil olmasını önlüyor. Yani öncelikle kişinin ekonomik boyutunu kavramak gerekiyor. Şimdi diğer taraftan Batılılar kendi coğrafyaları dışındaki meseleleri çözmek için değil, daha da karmaşık hale getirip ve oradan adeta sonsuza kadar nemalanmak için müdahil olurlar. Hani hiçbir zaman Avrupa Birliği, Amerika, ya işte gelin de Orta Doğu'daki Filistin-İsrail sorunu çözelim diye hareket etmez. Bu problem daha nasıl karmaşık hale getirilir diye müdahale eder. Yani Libya meselesini halletmek istemez. Lübnan'daki olayları halletmek istemez. Zaten halletmek gibi bir niyetleri yok. Şimdi durum böyle olunca dünyaya büyük bir terör hani eksenine kaydırmış oluyorlar. Ve şu anda dünyada hani birçok yorumcuya göre, birçok uzmana göre aslında 3. Dünya Savaşı var. Vekalet savaşlarının, 3. Dünya Savaşı'nın bir tezahürü olduğunu ifade eden çok insan var. Gerçekten de ben de buna inanıyorum. Yani çünkü her yerde savaş var. Evet belki hani çok büyük böyle atom bombalarının kullandığı savaşlar yok ama baktığınız zaman her yerde terör savaşları, vekalet savaşları yürütülüyor. Bu da yeni bir savaş türü.
Şimdi bu açıdan baktığınız zaman Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki meselenin çözülemez gibi görüldüğünü, değil mi? Yani bu çerçeveden baktığımızda hepimiz çok umutsuzduk. Yani 30 yıldır bu mesele hiç, yani tabii, bir adım öteye gidememiş. Ve bir savaşın, yani orada patlayacak bir savaşın belki 10 yıllar boyunca sürebileceğini biz hep düşünürdük. Doğru. Fakat ifade ettiğiniz gibi Rusya bambaşka bir bakış açısıyla, evet Rusya'nın da şimdi emperyal duyguları yok mu? Var. Bakın onu da ifade edelim. Yani Rusya hani böyle pirupak bir ülke değil. Fakat şunu gördüler. Yani terörle veya işte işgallerle bir yeri zorla almaya kalkışırsanız o ses pahalıya mal oluyor. Evet. Bunu nerede yaşadılar biliyor musun? Afganistan'da yaşadılar. Yani Afganistan'da Rusya, yani o zaman Sovyetleri balçığa saplandı ve bu bataklıktan çıkamadı. Ve hani imparatorluk dağıldı. Diyorlar ki kardeşim biz girdik ve daha sonra zaten Rusya'nın kendi cumhuriyetlerini serbest bırakması, bağımsızlıklarını tanımasının da bu Afgan tecrübesi önemli bir örnek teşkil etti. Dediler ki kardeşim zaten bu ülkeleri biz istesek de istemesek de tutamayacağız. O halde biz bunlara şey verelim, bağımsızlık verelim ama yine bağlarımızı koruyalım. Evet. Ve hakikaten bunu yaptılar ve Rusya o dönemde büyük bir şeyden kurtuldu, yükten kurtuldu. Ama sonra işte bağımsız devletler topluluğu diye veyahut da işte ekonomik ve siyasi bağlarını tekrar tesis ederek yine o ülkelerle en üst düzeyde ilişki kurmayı başardı. Yani Rusya kendi menfaati çerçevesinde direkt olarak bir savaşa girmenin veya o savaşları finanse etmenin çok müthiş bir maliyete, büyük bir maliyete sebep olduğunu bildiği için ne yaptı? Bu tip yollarla artık, yani kesin çözümlerle ve bir şey meseleyi uzatmadan hal yoluna gitmeye başladı. Mesela Kırım'ı direkt ilhak etti. Yani bunlar tabii uluslararası hukukta tartışılır. Fakat Kırım'ı ilhak etmekle yani orada öyle veya böyle kendine göre bir çözüm elde etti. Ha, tartışılır tabii bunun hukuki boyutu tartışılır. Mesela Karabağ'da direkt Azerbaycan'a yol verdi. Tamam dedi girebilirsin ve Karabağ meselesini çözdü. Şimdi bunlar çözümsüzlükten iyidir. Yani Kırım'da devamlı bir savaşın olması mı Rusya ve Ukrayna için daha faydalı bir şeydi? Yoksa orada hani hukuksuz da olsa ki Avrupalılar da hukuksuzluk yapıyor fakat milyonlarca insanı öldürerek hukuksuzluk yapıyorlar. Yani ikisini karşılaştırırsak. Yani Avrupalılar mesela ne yaptılar? Irak'ta hukuksuz bir eyleme yol açtılar fakat 2,5 milyon Iraklı öldü. Suriye'de 1 milyon belki Suriyeli öldü. Libya'da kaç yüz bin kişinin öldüğü belli değil. Ama en azından bunlar Ukrayna meselesini çok böyle az bir kayıpla atlattılar. Hem Ukrayna halkı açısından hem kendi halkları açısından. Baktığınızda Ermenistan-Azerbaycan meselesi de çok az bir maliyetle, hani bu savaşlara nazaran çok az bir maliyetle atlatıldı yani bu kriz. Ve şimdi bu bir model olacak bence. Rusya içinde. Yani milli ekonomi modelini, yani Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in uygulamalarının dış politikadaki bir modeli olacak. Diyecekler ki bakın biz artık evet yani belki Rusya tamamen elini çekmeyecek bu ülkeden. Onu da ifade edelim. Bakın öyle bir şey şu an düşünmüyorlardır da. Ama en azından bakın Ermenistan da daha bağımsız hareket edebilecek. Azerbaycan daha bağımsız hareket edebilecek. İşte bu uygulamalarının hani yöne gideceğini biz de seyredeceğiz, göreceğiz. Ama şunu bilelim ki bu çözüm Batılıların, Amerikalıların ve Fransızların çözümünden çok daha makul bir çözümdür. Mesela şöyle bakalım. Peki bu meseleye Amerika, Fransa müdahil olsaydı, devreye girseydi bu kadar kısa sürede, bu kadar net bir şekilde çözülecek miydi? Kesinlikle hayır. O savaş uzadıkça uzardı. Onlar oraya silah satmanın hesabını yaparlardı, asker göndermenin hesabını yaparlardı, oradaki kaynakları sömürmenin hesabını yaparlardı. Bir de bakın meselenin böyle çözülmesi İran için de çok rahat oldu. Şöyle düşünün, yani Ermenistan meselesine Amerika'nın müdahil olduğunu ve Amerika'nın orada savaşı kazandığını düşünün. Karabağ'ı aldığını düşünün. Evet. Ne olurdu? Tamamıyla Amerikan üsleriyle donatılırdı orası. Yani İran'a komşu bir şey cephe açma ihtimali olurdu. Şu an Kuzey Suriye'de olduğu gibi belki de bunu deneyeceklerdi. Doğru. Zaten İsrail'in ilgisi vardı ciddi anlamda biliyorsunuz. Aslında
Bu operasyonun bu şekilde bitmesi de İran'ın güvenliği açısından da çok şey oldu, önemli oldu. Bu esasında Türkiye'nin güvenliği ve bölge güvenliği açısından çok önemli bir şey oldu. Çok bizim istediğimiz gibi sonuçlandı diyebiliriz. Ha, ama gönül isterdi ki keşke Türkiye'de o masada olsun. Ayrı bir konu. Yani Türkiye daha etkin olsun. Türkiye o zaman milli ekonomi modelini uygulayacaktı. Türkiye o zaman Profesör Doktor Haydar Baş'ın dış politika görüşlerini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dış politika görüşlerini merkeze koyacaktı, koyması gerekirdi. O zaman bunu bu şekilde de okumak, değerlendirmek lazım ama siz açık yüreklilikle, şimdi ben her soruyu size soruyorum. Siz de çok net cevaplar veriyorsunuz. Türkiye'de bu meseleleri değerlendiren gazeteciler, stratejistler bu meseleleri bu noktaya geldiği zaman neden viraj dönüyorlar? Bunun da muhasebesini yapmaları lazım. Yani tıkanılan noktada ya işte Rusya da farklı bir sömürge ülkesidir. Tamam, Rusya da farklı bir sömürge ülkesidir ama Türkiye gerçekten milli bir ekonomiyi, milli bir politikayı neden uygulamıyor sorusunun cevabını peki biz gazeteciler neden vermiyoruz? Ya bizim tabii buradaki hareket noktamız şu, öncelikle Türkiye'nin menfaati. Öncelikle Türkiye'nin, hani Türkiye'nin lider ülke olması, oyun kurucu olması, yani bizim yani düşüncemiz bu hayat, yani kainat devleti olması, evet. Hatta onun ötesinde. Yani Profesör Doktor Haydar Başbey'in zaten en fazla üzüldüğü, en fazla onu hani üzen, efendim yani efkarlandıran mesele neydi? Ya ben bunu milletim için yazdım, devletim için mi yazdım? Fakat milletim ve devletim bunu uygulamadı. Ne oldu? Gitti Rusya uyguladı. Şimdi burada bakın, hani Rusya'nın geçmişten çok önemli dersler çıkardığını, tecrübeler çıkardığını ve bunu da bugün uyguladığını görürüz. Bakın, yani Afganistan olayından dersler çıkartmışlar. Yani Rusya, evet, hani şey bir devletti, yani eskiden hani kaba kuvvetle devamlı hareket eden bir devletti. İşte Çekoslovakya'da işte Rus karşıtı ayaklanmalar oldu, Sovyet karşı ayaklanmalar oldu. Tanklarını sürdü değil mi? Prag. Halen konuşuluyor mesela. İşte Macaristan'da tanklar yürüttü, Bakü'de tanklar yürüttü, biliyorsunuz. Evet. Hani dün Kırım meselesini mesela. Tabii. Efendim Hüseyin hiçbir şeye dokunmadan çok. Ama daha önce çok zalimce yani bunu yapıyordu. Evet. Yani hakikaten insan hakları falan hak getire. Doğru. Şimdi daha böyle hani siyasi yolları deniyor. Daha çünkü o politikaların hiç kimseye fayda getirmediğini gördü. Bugün Amerika'nın kaybettiği nokta da bu. Bakın bugün yani dünya ülkelerinin Amerika ile değil de Rusya ile, Çin'le, diğer ülkelerle çalışmak istemelerinin ana sebebi bu. Mesela Çin de evet emperyal duyguları olan bir ülke, fakat ne yapıyor? Daha yumuşak kullanıyor. Mesela gidiyor diyor ki Mısır'a, kardeşim ben sana diyor burada bazı haklar vereyim, kredi vereyim. Sen de bazı limanları ver. Beraber ticaret yapalım. Yani gelip ben burayı işgal edeyim değil. Şimdi Amerika ne yapıyor? Gidiyor Irak'ı işgal ediyor. Ya bu mu yani? Suriye'yi işgal ediyor. Şimdi Çin ülkelere daha çok işbirliği teklif ediyor. Mesela Pakistan'la bir anlaşma yaptılar Gwadar Limanı üzerinden. İşte Gwadar Limanı ile Karaçi arasında bir tren hattı oluşturdular ve bununla petrol taşıyorlar. Şimdi Amerika'nın tarzı ne? Gidiyor da darbe yapıyor ve oraya efendim askerlerini indiriyor. Orada bir vekalet savaşı yürütüyor ve o ülkeyi tarumer ettikten sonra demiryolu hattı inşa ediyor. Yani buna gerek yok ki. Şimdi onlar diyor ki kardeşim buna gerek yok. Çünkü bu dersi aldılar. Afganistan'dan aldılar o derslerini. Yani bu devlet aklı, devlet tecrübesi bunu gerektiriyor. Amerika'da onlardan ders almamış görünüyor. Onlar hala kaba kuvvetle, kovboyculuk oynayarak dünyayı tanzim etmeye çalışıyorlar. Kovboyculuk devri çoktan bitti. Artık kimse kovboya inanmıyor. Peki, son soru. 36'da bitirmemiz lazım. Şimdi Amerika'nın geleceğiyle alakalı diken üstünde herkes konuşuyor ama ben bunu Trump üzerinden sormayacağım. Şimdi Amerika'da bir darbe kalkışmasından falan bahsediliyor ama bu darbe falan değil. Amerika'yı bekleyen bir ekonomik darbeden bahsedilebilir mi Hasan Bey? Yani yeni dönemde aslında Amerika'nın geleceğini ekonomisi üzerinden, dünyadaki kaybettiği imajı üzerinden siz hep değerlendiriyorsunuz ama ekonomiyi merkeze koyduğumuzda yeni dönemde Amerika'yı bekleyen yeni bir ekonomik darbeden bahsetmek mümkün. Ya zaten darbe yemedi mi? Profesör Doktor Haydar Başbey ne dedi? Ben Amerika'yı yıktım, dolarını yıktım. Darbeyi vurdu zaten. Bunu kim itiraf etti? Bakın çok önemli bir itiraf geldi. IMF Başkanı Christiane hanımefendi dedi ki biz neyi özlüyoruz dedi. Bretton Woods'u özlüyoruz. Ne demek bu biliyor musunuz? Müflis tüccar eski defter karıştırır der eskiler. Müflis tüccar eski defter karıştırır. Bu da hani normalde Amerika gibi bir ülke ileriye bakması gerekirken neden 80 sene öncesine bakıyor? Eski günlerini özlüyor. Ah gençlik diyor. Ah diyor dünyayı sömürüyordum. Hani Profesör Doktor Haydar Başbey'in ifadesiyle eşek edip biniyordum, at yapıp sürüyordum. Artık yapamıyorum diyor. Biri geldi, Haydar Hoca geldi, benim planımı bozdu.
doları efendim devre dışı bıraktı. Ben de şu anda böyle kala kaldım diyor. Zaten bu darbeyi yedi. Şimdi bir tabii darbenin yani bu yediği darbenin şeyi nereden belli oluyor? Çin'le yaptığı ticaret savaşını kaybetti. Rusya'yla yaptığı ticaret savaşını kaybetti. Ambargo koydu kaybetti. İran'la girişti ticaret şeyini kaybetti. Başaramadı yani en azından. Birçok ülke, şimdi Amerika Birleşik Devletleri de ticaret savaşlarına girişiyor değil mi? Hangisini kazandı? Kazanamaması demek darbe yediğini gösteriyor. Diğer taraftan vatandaşını inim inim inletti. Bakmayın o hani siyahi olaylar falan değil, onlar ekonomik krizdir o. O her gün orada siyahiler öldürülüyordu Amerika'da. Yani siyahinin öldürülmesi vakayı adiyeden bu olay. Yani şuna benziyor. Ama bugün de hamburger yedik, hadi ayaklanalım gibi. Zaten hamburger yemek ne kadar normal bir şeyse, zencilerin öldürülmesi Amerika'da bu kadar normaldi zaten. Mesele zencinin öldürülmesi değil. Mesele nedir? Ekonomik krizdir. Mesele efendim Trump'ın konuşması değil. Mesele ekonomik krizdir. Amerika'da işler çok iyi olsaydı, vatandaşın işi çok iyi olsaydı, Trump istediği kadar vatandaşına efendim kongreye gidin deseydi, o mesajı da istediği kadar güçlü bir şekilde iletmiş olsaydı, o insanlar oraya giderler miydi? Gitmezdi. Derler kardeşim ben 20-30 bin dolar cebime koyuyorum, neye gideyim? Oraya gidenlerin tamamı çapulcuydu zaten. Evet. Beş parasız adamlar. Yani gidip de Wall Street'te, borsada milyon dolarlar kazananlar o şeye girmediler. Yani zaten oraya giren adam şunu göze almıştı. Yani ölümü göze alarak girdiler ki 4 kişi öldürüldü. Şu anda orduyu sokmuşlar biliyorsun kongreye. Evet. Fotoğrafları geldi. Yani giden kişi artık canını ortaya koyacak kadar ümidini kesmiş durumdaydı. Ve bunlar Trump'ın en yakınları. Yani en yakınları derken en azından Trump'ın yanına sokulabilecek kadar hani siyasetin içinde olan insanlar. Dolayısıyla bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde kişi başı milli gelir düştü. Gelir dağılımı tamamıyla o hani hesap bile yapılmıyor. Milyonlarca evsiz var, milyonlarca aş evinden beslenen insanlar var. Bakın bununla ilgili filmler yapılıyor. Aklımda değil ama geçen sene izlemiştim Robert De Niro'nun bir filmi. Bu evsizleri anlatan, çok güzel anlatan bir film. Yani bir evsizin Amerika'da nasıl yaşadığını o kadar güzel anlatıyor ki. Müthiş. Şimdi biz hani hep tabii Amerikan rüyası filmlerini seyrettik ama bunlar da var. Dolayısıyla bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisi sos verdiği çöktü, bittiği için bugün hem dünyada, şimdi hem dünyada yani dışarıya karşı bir adım atamıyor, içeride de adım atamıyor, sıkıntı yaşıyor. Hasan Bey teşekkür ederim. Aslında Amerika'yı da, Rusya'yı da, Kafkasları da, Avrupa Birliği'ni de iyi okuması gereken bir siyasete bugün Türkiye'nin ihtiyacı olduğu, Atatürk aklı ile hareket eden ve politikalarını Atatürk aklı ile üreten bir siyasete ne kadar ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bitiriyoruz. Bu haftayı da bitirmiş olduk. Bu başlıklarla bakalım önümüzdeki hafta hangi başlıklar önümüze çıkacak. Kıymetli izleyenlerimiz size de teşekkür ederiz. Bitiriyoruz bu haftayı. Yeni haftada görüşünceye kadar hoşça kalın efendim. Container House'dan. Türkiye'nin ilk ve tek gaz betonlu konteyner firması Container House, yeni bir yaşam alanı sahibi olabilmeniz için muhteşem bir hediye veriyor. 5 metrekare bizden. Evet, yanlış duymadınız. Alacağınız konteyner evlerimizin 5 metrekaresini biz veriyoruz. Taşınabilir konteyner evlerimizin iç dizaynı 1. sınıf yapılmaktadır. Seçilen iç dizayndan fiyat farkı alınmamaktadır. Kampanyamız Ocak ayı sonuna kadar geçerli olup bu süre içinde sipariş veren herkes 5 metrekaresi bizden kampanyasından yararlanacaktır. Container House'a gelin, yeni yıla harika bir başlangıç yapın. Türkiye'nin yeni yaşam alanı hattı 0505 000 115. Çağın bilgesi Profesör Doktor Haydar Baş'tan bir ilim hazinesi daha. Kur'an ve sünnet ışığında büyük İslam ilmihali zekat.